Her işte bir hayır vardır Mahmut. Sayende cemaat yüzü gördük. He. Doğru söylüyorsun hoca. Ya İmam Efendi, senin cemaat dediğin bunlar değil ama, değil mi? Karen, Melek. Ne oluyor kızım? Baba Osman yok. Ha? Ya başına bir şey gelmesin. Mahmut abi dün gece eve gelmedi. Sakin ol kızım. Buradaydı gece. Burada mı? Camide kaldı ama. Ama ne? Giderken bir tuhaf konuştu. Sanki gidecekmiş de bir daha dönmeyecekmiş gibi. O ne demekti? Ne demek o? Ya ben dün korktum, söyleyemedim sana da. Dün Osman geldi, bana bir sürü para getirdi. Bu ne kızım sana ya? Sana borcum var kalanı da babanın kahvesi için dedim. Bu işte bir iş var ha. Hiç hayra alamet değil bu iş. Allah Allah. 4 tane oralet yap. Osman sen misin? Ne olacakmış bensem? Biraz konuşalım. Memo. Lan oğlum, bu dayın yanındaki adam tıkmıyor mu lan? Yok ya, ilk defa görüyorum. Nereye gidiyorsun lan Mahmut? Osman. Kim bu adamlar lan? Ya zaten bunun son zamanlarda yanında böyle tekinsiz tekinsiz adamlar dolaşıyordu ya. Ben de hatırlıyorum. Kahveden o adam da çıktı. Dün gece de bir arabaya bindi gitti. Ben daha hiç görmedim o arabayı. Ya o zaman hadi karakola gidelim ya, hadi. Hadi. Gidelim Mahmut abi. Bilmiyorum kim ya sana. Koş koş. Dur, beni de bekle. Komiserim böyle orta boylardaydı, biraz böyle kilolunca. Ha bir de bıyıkları da vardı. Kaç yaşlarında? Vallahi 40-45. Ya bu adamı biz mahalleden daha evvel hiç görmedik yani. Hani tanıyan da yok. Gerçi tabii herkesi sormadık ama. Onu hallederiz. Hemen mahallede soruşturmaya başlayın. Biz de bir emniyete gidelim, robot resmini çizsinler. Hadi. Anne ben de sizinle geleceğim. Oğlum sen doğru okula gidiyorsun. Anne ama ya. Aması maması yok. Bak Memo, herkes, bütün mahalle biliyor. Bir gören olursa haber verecek zaten. Koca İstanbul. Koca İstanbul, hakikaten biz nasıl bulacağız kardeşim ya? Ya durun bir hele ya. Bir durun bakalım. O kadar da çaresiz değiliz. Bak hep komiserimiz var ya. Hadi gidelim. Hadi. Memo doğru okula gidiyorsun. Doğru okula. Baba, ben bugün Melek annenin yanına gidecek miyim? Senin bir okulun var Can, unutma. Kahvaltınız bittiyse artık hadi hazırlanalım küçük bey. Geç kalıyoruz. Peki, size afiyet olsun. Sana da. Matmazel sinirden köpürünce ben de merdiven altına saklandım. Ama kıl kuyruk beni buldu. Sen niye böyle konuşuyorsun ya, bir şey mi oldu? Durumlar tatsız, dayım kayıp. Nasıl? Bilmiyoruz ki. Dün akşam eve gelmedi. Başı dertte herhalde, polise de haber verdik. Allah Allah, çok merak ettim şimdi. Ya bizden yapmayacaksın, duyuyor musun? Tamam kardeşim, sonra konuşuyoruz. Hı? Ya, hı? Dur oğlum, bıraksana çocuğu. Sen karışma ya, sana ne oluyor? Ona mı yetti lan gücün? Niye sana mı yetecekti? Şşt! Çocuk var. Ne oluyor burada? O yaptı. Allah Allah. Ben size kaç kere dedim bu okulda kavga etmeyeceksiniz diye. Sen sınıfa. Siz de gelin benimle. Ama şimdi... öğretmenim o yaptı. Ben bir şey yapmadım, o bana vurdu. Tamam, şimdi müdür beyin odasında anlatırsınız. Düşün bakayım önüme. Yürü yürü yürü. Yürü hadi. Baba! Baba! Oğlum, ne oldu? Osman abi kayıpmış. Kayıp mı? Evet, dün gece eve gelmemiş. Polise de haber vermişler. Melek, neredesin? Emniyetteyim. Osman kayıp. Biliyorum. Vatuf müdürle konuştum, hemen soruşturma başlattılar. Geliyorum ben, yoldayım. Sağ ol. Oldu mu? Tamam mı Eşkar? Tamam.
eşkenar üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bu o. Hocam benim gitmem lazım. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun Memo? Çok önemli. Çocuklar, tahtadakilerini herkes defterine not alsın. Geliyorum birazdan. Sen okuldan çıkıp gitmişsin oğlum. Anne, o adamı buldum. Dayımla konuşan adamı. Peşindeyim. Ne? Memo, sakın oğlum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Anne dur. Ben sana haber veririm. Oğlum, Memo. Alo. Memo, Allah'ım ya Rabbim. Melek, iyi misin? Memo o adamın peşine düşmüş. Hangi adamı ya? Ya senin konuştuğun, Osman'la konuşan adam, senin gördüğün. Melek, sen gel benimle. Üç parmak eten bu. Raşit için çalışıyor. Biz de aylardır onun peşindeyiz zaten. Müdürüm, bu Raşit. Organ mafyası lideri. Organ mafyası mı? Müdürüm. Memo. Memo. O adamı bulmuş, peşindeymiş. O adam çok tehlikeli. Neredesin? Şimdi bir eve gittiler. Ben sana kurum atıyorum, tamam mı? Memo yavrum. Lütfen hayatın tehlikeye atacak bir şey yapma oğlum. Duydun mu beni? Hemen uzaklaş oradan. Annem. Annem çık Memo. Tamam baba. Ben sana kurum atıyorum. Polise söyle. Tamam. Annem sakın. Kolum atacak. Gelir gelmez benimle paylaşın Onur Bey. Bütün ekiplere haber verin. Çıkıyoruz.